Arkadaşlar merhaba. Regresyon yönetimi kitabımızın dördüncü ünitesi olan boş zaman hizmetlerinde ve regresyonda yönetim fonksiyonları konusuyla karşınızdayım. Bu ünitemizde arkadaşlar öncelikle regresyon yönetimi kavramını ele alacağız beraber. Ve regresyon yönetiminin fonksiyonlarına tek tek örnekler vererek açıklamaya çalışacağız. Fonksiyonlar nelerdi? Karar verme, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol olmak üzere bu fonksiyonlara birlikte bakacağız. Öncelikle yönetim nedir? İşletmelerin amaçlarının ekonomik ve etkin olarak gerçekleştirilmesi için belirlenen faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesini kapsayan süreç olarak tanımlayabiliriz. Rekreasyon yönetimi de arkadaşlar, boş zaman etkinliklerinin planlanması, organizasyonu, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimini kapsayan bir süreçtir. Rekreasyon yönetimini biz bireysel ve topluluk bazında yönetim olarak ikiye ayırabiliriz. Bireysel bazda yapılan yönetim, bireyin kendisiyle ilgili yaptığı süreç oluyor. Yani boş zamanlarında ne tür kararlar alacak, ne tür etkinlikler yapacak ya da ihtiyacı bu anlamda nelerdir? Buna yönelik verdiği kararlar ya da yönetsel süreçler oluyor. Topluluk bazında yapılan yönetim ise bazı kurum ve kuruluşların topluluklar adına yaptığı kararlar ve yönetsel süreçler. Yani herhangi bir birey ya da grupların hangi boş zaman aktivitelerine katılımını sağlayacağız, ne tür rekreatif faaliyetler ve programlar üreteceğiz gibi kararların alınması ve bunların yönetsel süreçlerle işlenme süreci olarak tanımlayabiliriz. İlk fonksiyonumuz arkadaşlar, rekreasyon yönetiminde karar verme. Karar verme nedir? Var olan seçenekler arasından en uygun olanının seçilmesidir. Karar verme yönetici açısından gerçekten çok çok önemli bir fonksiyon. Yöneticinin temel görevi aslında. Çünkü aldığımız kararlar doğruysa eğer işletmeyi bir adım öne götürebilmeyi sağlıyor. Fakat bu aldığımız kararlar eğer yanlış, hatalı kararlarsa maalesef hem maliyet giderleri çok ortaya çıkabilir hem de ne olabilir arkadaşlar? İşletmenin sonu olabilir bu durum. Dolayısıyla rekreasyon yöneticisinin temel görevi burada akılcı kararlar almak ve bilişsel süreçlerden geçirerek karar mekanizmasını ortaya koymak gerekiyor. Rekreasyon yöneticileri boş zaman etkinliklerini dolayısıyla ihtiyaçlara göre belirlemeleri gerekiyor ve değişen çevre koşullarına göre, kültüre göre, belirlenmiş standartlara göre kararlar almaları gerekiyor. Ve güvenliği nasıl sağlayacağız mesela? Bu da bir karar verme konusu. Ya da hangi boş zaman etkinliklerini programlayacağız bir grup için? Ya da bizim bu belirlediğimiz boş zaman programında hangi tesis, hangi araç, hangi malzeme, hangi alanı kullanacağız? Bunlara nasıl karar vereceğiz gibi tüm soru işaretlerinin cevabı aslında bu yönetim fonksiyonunda gizli. Diğer bir fonksiyonumuz planlama. Çok bu da gerçekten önemli bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu da neydi arkadaşlar? Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak süreci inşa etmeyi sağlayan bir yönetim fonksiyonu. Regresyon yönetiminde planlamanın temel amacı her planlama sürecinde olduğu gibi arkadaşlar kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak olacak. Yani bunun için de tabii ne yapıyoruz? Değişen çevreye göre çevremizle uyumlu bir plan ortaya koymamız gerekiyor. Amaç ve hedeflerimizden sapmadan akılcı ve realist planlar ortaya koymamız gerekiyor. Tabii ki bu anlamda katılımcıların da memnuniyetini göz ardı etmememiz gerekiyor. Diğer bir fonksiyonumuz örgütleme. Bireylerin tek başına yapamayacakları işleri işbirliği yaparak gerçekleştirmelerini sağlamak arkadaşlar. Rekreasyon yönetiminde örgütleme amaçlara ulaşmak amacıyla bireyler ve birimler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliğini sağlayarak yetki ve sorumlulukların bireylere aktarılması süreci oluyor arkadaşlar örgütleme. Örgütleme fonksiyonunda gerçekleşen yetki ve sorumlulukların dağılmasını yöneltme fonksiyonunda artık işe koşuyoruz aslında. Faaliyetlerin başlatılması, yürütülmesi, emir ve talimatların verilmesi, ast üst ilişkilerinin organizasyon şeması anlamında ortaya konulması gibi faaliyetleri bu yöneltme fonksiyonunda gerçekleştiriyoruz.
Koordinasyon temel olarak kelime anlamı nedir arkadaşlar? Eşgüdüm ve uyum dur şeklinde açıklayabiliriz. Dolayısıyla ortak amaçları gerçekleştirebilmek için organizasyonun farklı birimlerini eşgüdümlü olarak bütünleşik hale getirmesi şeklinde tanımlayabiliriz aslında koordinasyonu. Burada regresyon yöneticisinin birebir iletişimli ve etkileşimle kendi çalışanlarını eşgüdümlemesi, ortak işbirliğiyle ortak amaçlar çerçevesinde işe koşması gerekiyor koordinasyon fonksiyonunda. Son fonksiyonumuz ise kontrol fonksiyonu. Hazırlanan plan çerçevesinde alınan kararların ne ölçüde başarıya ulaştığını gösteriyor bize. Aslında şu ana kadar neler yaptık, hangi aşamadayız, nerede olduğumuzu görmemizi, ne kadar başarıya ulaştığımızı görmemizi sağlayan bir fonksiyon, kontrol fonksiyonu. Bu açıdan da aslında hazırladığımız plan çerçevesinde amaçlarımızın ve hedeflerimizin ne derece başarıya ulaştığını da gösteriyor bize. Kontrolün şöyle bir önemi var arkadaşlar. İşler bittikten sonra kontrol etmiyoruz aslında ya da denetlemiyoruz. Her aşamada önemli olan bir yönetim fonksiyonudur kontrol. Her bir amaç sonunda değil aynı zamanda belirlenmiş alt amaçlar sonunda da kontrol fonksiyonunu her aşamanın sonunda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Şu anda bu videomu burada noktalıyorum ben. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın.